Benim de böyle gideceğimden mi endişe ediyorsunuz? Şenol Güneş benzetmesi. Yok, sadece merak ettiğim için soruyorum. Orayı anlayamadım. Evet, beni biraz tanımışsınızdır diye düşünüyorum. Geçmişte olan dönemde başka antrenörler vardı, iyi antrenörler vardı ama üzerinden zaman geçti. Oyuncular da biraz değişti diye düşünüyorum. Siz de istatistik okumayı biliyorsunuz. Her hücum oyuncusunun, forvetin hem takımı için hem milli takım için kaç gol attığını siz de görüyorsunuz. Ama benim teknik direktör olarak görevim onları her maç için daha en güçlü hallerine getirmek. Dolayısıyla burada amacım forvetlerimi mümkün olduğu kadar çok sayıda uygun pozisyona getirmek ve o zaman da kaleyi bulacaklarından eminim. İyi bir soru olduğunu düşünüyorum. Özellikle sorunun ilk kısmı ve yanıtlarımdan da şunu anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu konuyu çok büyütmek istemiyorum. Yani oyuncuların kafasında çok büyümesini istemiyorum. Çözümler nasıl olacak diye bir hafta boyunca çalıştık ve özellikle de hücuma yönelik oyuncularımızın duygularının yüksek olmasını istiyoruz, morallerinin yüksek olmasını düşünüyoruz. Antrenmanlarda çok gol atarsanız bu tabii beyninizin bir yerine yerleşiyor. Burak bizim bir numaralı forvetimiz tabii ki ama Serdar Kenan Karaman'ı tabii Almanya'dan da tanıyorum. Orada orta forvet olarak çalışıyor ya da Halil mesela. Bunlar gol atan oyuncular. Yani bir de gol atılamaması her zaman forvetlerden kaynaklanmıyor. Çünkü diğer oyuncuların da onlara iyi orta yapması, iyi asist yapması gerekiyor. Ve dolayısıyla onlar için çok sayıda şans yaratmak da o kadar önemli. Çünkü ancak onun ardından şuna karar verebiliriz, forvetimiz iyi miydi, kötü müydü? Yani bol miktarda asist almışlarsa gol atabildiler mi, atamadılar mı? O maçta iyi miydi, kötü müydü forvetlerimiz? Onu aslında o zaman değerlendirebiliriz. Mevcut durumda Abdülşehir'in bizim için bir seçenek olmayacak ama Salı günkü maç için ümitliyiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Siz bana sarılırsanız ben de mutluluk hormonu salgılayacağım. Yani Türklerin has bir özellik değil. Biz Almanlarda da çalışıyor. Benim tecrübem her zaman şu olmuştur. Kerem'in tarif ettiği gibi oyunculara yakın olduğunuzda, yakın durduğunuzda birine bir şey anlatma eşiği düşüyor, kolaylaşıyor yani ona bir şey anlatmak, aktarmak. Mesela Kerem örneğinden devam edelim. Antrenmanda mesela diyelim ki Kerem kötü bir performans çıkardı ve diyorum ki burada bir kalite görmüyorum, o zaman alacağım kenara. Ama aramızda iyi bir ilişki varsa ve Kerem bana gelip şunu derse ki hoca, ailede bir hasta var, dün gece uyuyamadım derse, o zaman antrenmandaki performansını çok farklı değerlendiririm. Dolayısıyla bu yakınlıkla elde etmeye istediğim şeylerden birisi bu. Diğeri ise oyuncularımın doğru planın ne olduğunu anlamalarını istiyorum. Çünkü benim kafamdakinin ne olduğunu onlar daha iyi anlarsa onlar da onu daha çok içselleştirirler. Üstelik bununla ilgili fikirlerini söylemelerini de istiyorum. Çünkü antrenörün çok iyi fikri var ama takım oyuncuları da diyor ki yok ya, bizim yapmamız gereken şey bu değil. Yani oradaki çelişkiyi de istemiyoruz. Sorunuza cevap verecek olsam, ben böyleyim, kendim böyleyim ama bilmediğiniz, tahmin edebildiğinizi düşündüğüm şey, çok da disiplinliyim ama çok dürüst ve doğrudan konuşuyorum.